Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Insonga hadya berish borasida biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Ota-onani holidan xabar olish va qarindoshlarni xursand qilish, sovg'alar ulashish ham bir savobli ishdir. Siz ham yaqinlaringizni shunday quvontiringki, bir umr esdan chiqmaydigan bo'lib qalblariga muhrlansin. Bilasizmi, xohlagan paytingizda yilning har qaysi faslida, oy va kunlarida bemalol berishingiz mumkin bo'lgan sovg'a mavjud. Bu islomiy sovg'alardir. Agar sizga xuddi shunday sovg'alarimiz kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'lib tabriknoma xizmati ham mavjud. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohumma allimna ma yanfa'una va anfa'na bima 'allamtana va zidna 'ilman. Allohumma arinal haqqo haqqan va rzuqna ittiba'ahu va arinal batila batilan va rzuqna ijtinabahu. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بسم الله الرحمن الرحيم Bugün Asmaul Husna silsile dersinden Allah Teala'nın El-Kadir ismini ders kılamız. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'den merhamet kıladı. Estağfirullah. Billah. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allah Teala'nın güzel isimleri vardır. Bas unga Allohga ular ila iltijo qilinglar. Duo qilganimizda Allohning mana shu go'zal ismlarini o'rtaga qo'yib duo qilamiz. Inson zaif va ojizdir. Alloh taolaning hamma ismlari go'zal, Alloh taolaning hamma sifatlari azali va afzaldir. Odam bolasi yaralishini o'zida o'zining fitratida Al-Qodir bo'lgan zotga muhabbat bilan fitratlangan. İnsonni yaralishida asli yaralishida zaiflik bor. Va mana shu zaifligi uning foydasiga bo'ldi. Uning mana shu zaifligi dindor bo'lishiga sabab bo'ladi. Hatto odamlar o'zlari to'qib olgan soxta dinlari bor. Ana shu din vakillari ham shu zaiflik sababli o'zlarini diniga ergashadi. Zaif doim kuchli, qudratli zotga muhtoj bo'ladi. Va xuliqal insonu zaifa. Alloh taolo aytadi, inson zaif qilib yaratilgan. Biz zaifmiz. Biz chidamasmiz. Biz quvvatli bo'la olmaymiz. Quvvatimizning chegarasi bor. Biz sabrli bo'la olmaymiz, chunki sabrimizning ham chegarasi bor. Biz zaifligimizni tan olsak, Allohning ulug'ligini tan olgan bo'lamiz. Astagfirullah. Innal insana xuliqa halu'a. Idza massahu ash-sharru jazu'a va idza massahu al-khayru manu'a. Dar haqiqat deydi Alloh taolo, İnsan betoqat qilib yaratilgandir. Qachon unga yomonlik yetsa, o'ta besabrlik qiladi. Qachon unga yaxshilik yetsa, ya'ni boylik yetsa, salomatchilik yetadigan bo'lsa, o'ta man qiluvchi, baxil bo'ladi. Demak, insonning zaif ekanligini Rabbimiz subhanahu va taolo o'zi aytibdi. İnsan o'zi sezgan, sezmagan holida Al-Qodir bo'lgan Alloh subhanahu va taologa intiladi. Uni panohiga, himoyasiga, qo'llashiga erishligi uchun. İnsan özünü zayıfligini tan aldı. Allah Teala'nın kudret ekesi ekenligini tan aldı. Mana şu halette onun zayıfligi kamil buldu. Mana şu onun zayıfligi Allah'ını tanışke Allah'ki itaat kılıçdaki yeteliydi. İnna Allah'a ala kulli şeyin kadir dedi Allah Teala Fatir surası da. Elbette Allah her narsaga kadir bo'lgan zotdir. Karayladı mana kudret sıfatı Allah Teala'nın kadirligi. İçimizde mana şu nevesini buzup taşlaştıkça kudreti var adamlar var. Şu nevesini yasab verişteki kudreti var adamlar var. Lekin ularda hammasının kudreti balgarkaga, sivarkaga, elektrotga, tokka, nimagadir bog'liq. Sizi kudretiniz nimagadir bog'liq. O'sha narsa bo'lmasa oturarız. Hamma qatori. Endi Alloh taoloning kudreti esa bunaqa bironta bir sababga muhtoj emas. Allah nasıl kadir bo'lgan zot? Allah kadir mi? İnsoniyatni Adam aleyhisselam davriga qaytarib qo'yishga. Kadir. Allah kadir mi? Hammani bir paytda iymonli qilib qo'yishga.
qodir. Alloh xohlasa bo'ldi. Alloh har narsaga qodir. Alloh musulmonlarni yer yuzida hozir aziz mukarram qilib qo'yishga qodirmi? Qodir. Nimaga qilmayapti bo'lmasa? Javob aniq. Musulmonlar unaqa aziz mukarram bo'lishga loyiq emas hozir. Alloh qodir, lekin bandalar unga loyiq bo'lish kerak. Aziz mukarram bo'lishiga loyiq, kerak bo'lgan sababni qilish kerak. Shunda Alloh aziz mukarram qiladi ularni. Kuchli, qudratli zotga intilish insonning tabiatidagi bor sifat. Inson kimga qarab intiladi? Bilishi, eshitishi, ko'rib turishi aniq bo'lgan zotga, Alloh subhanahu va taolaga. Alloh azza va jalla aytadi, astad billah, ya'lamu xoinatal ayuni va ma tukhfi sudur. Alloh azza va jalla ko'zlarning xiyonatini ham, dillarning yashiradigan narsalarini ham bilur. Ko'zni xiyonati nima? O'g'rincha qarab qo'yish. Ko'zimni tashab qo'yasiz-ku? Biladi Alloh. Bu narsani o'ylab qo'ydi, saling ko'rib qo'yib turibdi. Alloh ko'zni xiyonatini ham biladi, qalbingiz yashirgan narsani ham biladi. Endi Alloh hamma narsani biladi deganingizdan keyin o'z-o'zidan Alloh taologa intilmay, unga suyanmay ilojingiz yo'q. Agar gapirsangiz, Alloh eshitib turadi. Harakatlasangiz, ko'rib turadi. Qalbingizda bu narsani tuyib qo'ysangiz, uni ham biladi. Duo qilsangiz, eshitadi. Sir oshkorizdan xabardor. Shunga ishansangiz, sizni talabingizni berishga qodir ekanligiga iymoningiz komil bo'ladi. Sizni mu'minligingiz komil bo'ladi. Allohdan yashirib bo'lmaydi hech narsani, to'g'rimi? Odam bolasi pulga muhtoj bo'lsa, kimni oldiga boradi? Kambag'alni oldiga bormaydi. Boyni oldiga boradi. Yana hamma boyni oldiga bormaydi. Undan chiqishi mumkin bo'lgan, umid qilish mumkin bo'lgan boyni oldiga boradi. Yo kambag'alni oldiga boradimi? Yo'q. Demek inson Alloh taologa duo qildimi? Demek Allohning qodir ekanligiga ishonyapti. Alloh taolo berishlikka qodir ekanligiga ishonganligi uchun duo qilyapti. Alloh uni qo'llashligiga ishonganligi uchun unga suyanyapti. Qarang-da siz ey Parvardigor dedingizmi o'sha mu'minsiz? Siz ko'rganingiz yo'q uni. Ovozini eshitganingiz yo'q. Lekin siz ishonyapsiz sizni eshitishligini. Siz ishonyapsiz siz so'raganingizni berishga qodirligini. Duo qilganingiz mu'minligingiz. Demek biz kimga murojaat qilamiz ekan? Duoyimizni eshitadiganga, mushkilamizni hal qiladiganga va o'zimiz yaxshi ko'rgan Alloh subhanahu va taologa. Yana qaytarib aytamiz, duo qilishni o'zi bilan biz mu'min bo'ldik. Chunki borligiga ishondik. Ko'rib eshitib turishiga mu'min bo'ldik, qudratiga va mu'min bandalarga rahimli ekanligiga ishondik. Astad billah, qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum. Agar duo iltijo qilmas ekansizlar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas, deb ayting ey Muhammad alayhissalom. Duo qilmasanglar, Alloh sizlarga parvo qilmay qo'yadi, chekka surib qo'yadi sizlar degani. Duo qilmasgansizlar, Alloh sizlarga parvo qilmaydi deyapti. Undan tashqari boshqa oyatda astagfirullah va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Parvardigorimiz aytdiki, duo qilinglar ijobat qilaman dedi. Kim menga duo qilishdan kibr qilsa, ularni men azoblayman deb aytgan. Duo birodarlar ibodat hisoblanadi. Ad-duo muhul ibada, duo ibodatning aslidir, Imom Termiziydan. Ad-duo huwa al-ibada, duo ibodatdir, Imom Termiziydan. Demek duoni o'zi ibodat ekan. Hamma narsa qudrat egasi bo'lgan Alloh taoloning qo'lida. Siz mu'min sifatida Alloh bilan o'zingizni aziz bilasiz. Ya'ni Alloh har narsaga qodir. Allohga bo'lgan iymoningiz bilan azizsiz. Mana shu iymoningiz bilan kuchlilarning ichida eng kuchligisiz. Asarlarda keltiriladi. Eng kuchli odam bo'lmoqchimisan? Allohga tavakkul qil. Eng boy odam bo'lmoqchimisan? O'zingni qo'lingdagi narsaga ishonganingdan ko'ra Allohning qo'lidagi narsaga qattiqroq ishon. Studentlar bir muddat bir tinga mayda istab yuradi. Yo'l kirasini rashyotini oladi, bitta pirashkani oshchi yeyolmaydi. Allohga tavakkal deb yuradi. Chunki yo'qda tavakkal deyishdan boshqa chorasi yo'qligi uchun tavakkal deydi. Keyin
katta romansabga o'tiradi yoki bir qandaydir tijoratni boshlaydi, boy badolat topib ketgandan keyin 100 ming, 200 minglab dollar puli bo'lib qolgandan keyin tavakkuli puliga bo'lib qoladi. Dalil yarim puli ketib qolsa vasvasa bo'lib qoladi, bilasizmi? Endi nima qilaman deydi. 100 minglar qoldi deydi. O'zi 100 so'm yo'q paytda ham nima degan? Shuning uchun shu gap bizga ham tegishli. 3-4 chaqasi bor odamlar Allohning qo'lidagi narsaga suyanishimiz, tavakkulimiz qattiqroqmi yoki pulimizgami? O'ylanadigan savol bu. Ha, endi mancha pulim bor, endi qo'rqmasam bo'laveradi. Endi mancha narsani orttirib qo'ydim, ja bo'lsa bittasini sotsam mancha problem, qayoqdan bilasiz? Odamlarning eng hurmatlisi bo'lishni xohlaysanmi? Allohdan taqvo qil deyiladi asarlarda. Shuning uchun birodarlar, iymon bilan ruhiy kasallik bitta qalbda jamlanmaydi. Bir vaqt o'zida inson ham iymonlik, ham ruhiy tushkunlikka tushishi mumkin emas. Chunki Alloh bor, hamma narsaga qodir. Misol. Bir yosh yigit harbiy xizmatga bordi. Tasavvur qiling. Mana shu yosh askar bir harbiy qismga bordi xizmat qilgani. Uni otasi shu harbiy qismning generali. Endi u harbiy qismda polkovnigi bor, mayori bor, kapitani bor va hokazo serjantigacha. Endi shu bolani bir serjant xafa qilyapti. Qonun bilan, ustoz bilan muomala qilmayapti-da, xafa qilib, hadab yig'latyapti. Endi bu bola indamasdan yig'lab yurishligi to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'ladimi? Nima qilish kerak? Generalga aytish kerak. Otasiga aytish. Demak, otasi mana shu harbiy qismning eng katta odami bo'lib turib, generali bo'lib turib, bu bola yig'lab o'tirishligi aqldan bo'lmaydi. Shuning uchun mo'min odam uni ruhini cho'ktiradigan, ko'nglini cho'ktiradigan, uni xavotirga soladigan narsa kelganda u tushkunlikka tushmaydi. Kimga yig'laydi? Kimga dardini aytadi? Shuning uchun aytayapmiz, ruhiy tushkunlik bilan iymon qalbda bir vaqtda o'zida jamlana olmaydi. Chunki iymoni baquvvat bo'lgan odam hech qachon ruhiy tushkunlikka tushmaydi. Chunki hamma narsa kim qo'lida? Endi tushkunlikka tushib ketyapmizmi? Demak, iymonimiz zaif ekan. Allohning qudratli zot ekanligiga bo'lgan iymon mu'minning qalbiga xotirjamlik, sabot olib keladi. G'alabani olib keladi. Allohga iymon keltirdingiz, Allohni tanidingiz, aniq bildingiz. Hamma narsa Allohning ismida ekan. Alloh xolamasa, hech kim hech narsa qila olmas ekan. Bunday iymon egasi birodarlar qo'rquvga, xavotirga, ruhiy tushkunlikka tushmasligi kerak. Kim aytgani bo'ladi? Al. Aka, olsangiz ishingizni olasiz-da. Jonim olamiz dedingiz. Meni rizqim Alloh yozib qo'ygan. Oling ishingizni deydi. Qo'rqmaydi, qo'rqmaydi. Benzin necha pul bo'ldi? Nima, benzin 1 dollar bo'lar ekan. 5 dollar bo'lsa hamchi yurasan. Mashinani ko'ryapsizmi ko'pligini? Sig'may ketdi ya. Xotirjam bo'l birodar, 5 dollar bo'lsa ham quyib yurasan. Alloh senga o'sha mashinani yurishlikka yarasha pulni beradi. Ruhiy salomatchilikni, yuksak ma'naviyatni, quvvatni, xatar oldida sobit turishligining asli Allohga bo'lgan chin iymon. Qoida: g'am qayg'uni, tashvishni yengishlik uchun kishiga iymon kerak. İmanı var adam, bu nasıla niye işte yasam buladı? Kim etkeni buladı? Gam kaygını, teşvişini yengişlik için kişiye iman gerek. Kur'an-ı Kerim'in kıssaları kim için buradalar? Siz bilen biz için. Bu kıssalardan biz ibret alışımız gerek. Estağfirullah. Kale ashabu Musa inna le mudrakun. Musa aleyhisselam Mısır'dan bana usulaniye talabap çıkıp getirdi tümde. Firavun uyg'ondi, kecha ruxsat berib qo'ygan edi, endi fikridan qaytdi. O'sha zamonning eng qudratli qo'shini bilan boyaga nochor, notavon bo'lgan yahudlar orqasidan quvib chiqdi. Bu 600 ming yahudini avvali dengizga borganida orqa tomonidan Firavun qo'shini bilan kelayotganligi ko'rindi. Shunda Alloh taolo aytadi, Musoning hamrohlari bizlar aniq tutildik deyishdi. Masalan hech narsa yo'q, najot. Qarang,
Firavun özünü bar küş kuvveti bilen, hıkda adavatı bilen, bana şu zayıf taifanın üstüge hoşumdan bastırıp geliyordu. İnsani ölçü bilen karasız, Banu İsrail'nin kutuluşlikke, necatke şansı nol. İmanı zayıflar boldu, tügedi, hazır kelle kırıp taşıydı dedi. Lekin Musa Aleyhisselam ne mi dedi? Kelle, inne ma'iye Rabbi seyahdin. Yok, anık ki men bilen parvardigarım var, anık yol kürsetedi dedi. Bir kıl halette Musa Aleyhisselam ham, hagen Yahudlar ham bir kıl halette. Katta kısmı boldu, tügedi degen de Musa Aleyhisselam'a yaptı, Rabbim men bilen yol kürsetedi. İşançtı görü yapsın mı? İşançtı görü yapsın mı? Çünkü mumun adam düşkünlükke düşmüydü. Kim etkeni buladı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Taif'e çıktılar. Taif ahli uzatını taş bulan kılıp haydaştı. Bana şimdi Mekke'ye kayıtıp girgeni havatır var. Çünkü Resulullah Kureyş çıkmıyorsan da size çıkıp gitti mi? Şimdi Mekke'ye girgen de doğru kegen bittesi Peygamberimizin katıl kılışı ve uzatki aziyet etkisi mümkün. Şunda Mekke'ye girişliği de Peygamberimiz şunda bir havatır bulan turganları da Zayd'ın da harisa. Dedi ki ya Resulullah kendi kılıp kayıtıp giremiz şimdi. Ahir Kureyş Mekke'den çıkışlığını mankıp koyanı diyor. Öyle görüldüğün olsa bana şu düşkünlüğünü en çoksa. Mekke'ye sığmadı Resulullah. Resulullah'a davet kıymıysan da mankıp koydu davetten. Şimdi başka şehirge barıp özge yardımcı istiyordu. Taşboran kılıp haydaştı. Bana şu ne düşkünlük ki şükretiyordun halette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki ey Zayd, elbette Allah özünün nebisiyle yardım veruşudur. Göreyim buradalar. İnsan balası kalbide kamil imanı bularken o düşkünlükü düşmüydü. Çünkü Al-Kadir boyan Rabbisi onu bana şu müşküleden çıkartacak ya Kadir boyan zan. Allah. Allah subhanahu ve ta'ala sen onun işanı şeyini haliydi. Onu kudreti ve raayası ki işanıp hatırcan bol işini haliydi. Mumun adam Allah da olanın imadadı ve yordamıge anıgı şanadı. Ey Zayd, elbette Allah özünün nebisiyle yordam veruşudur. Kayda, Peygamberimizin bu sözü bandana öz Rabbisi gibi bugün işançıydı. İlimge asaslanan işançıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ni hicret kılıp çıkıp gitkenleri de Kureyş müşrikleri uzatının tirigi ölügege yüz tütüyanı mükafat kılıp koyuştu. Koludan kegen kemegen adam Peygamberimizi tutup bana şu mükafatke, ege bolşikke haris boldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Sıddık ketiyatkenleri de ana şu mükafatın ilincide Surakatını Malik, El-Cüş'umi bunlara ergeçti. Sirat dersinde de etkemiz, işkensiler. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Surakage Keyfe ente ya Suraka ve fi yedeyke sivare kisra dediler. Yani haberini yaşırıp Kureyş'e etmesli ibadasını alıp katip etiyken de Suraka. Peygamberimiz ettiler ki ey Suraka kisra'nı bile üzüylerini kulinge takkaniyinde halatın kandibi olarken dedi. Ne yaptı? Yurtudan kaçıp etiyken tırıge ölügege mükafat kılıp yüzde tüye tikilgen adam şuna kadıydı mı? Yani o şu devirdeki en kudretli bogan Fars memleketini, padişahını bile üzgünü vada kıladı mı? Bu kanaka işanç. Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün Al-Kadir bogan, Rabbisi gibi bogan imanı kamil. Ha, Uzat sallallahu aleyhi ve sellem Al-Kadir bogan Rabbisi'nin vadası gibi işanadı. Düşkünlük hiç düşmüydü. Çünkü Allah her nesege kadir. Medine'ye yetip boradı. Devlet var bakıladı. Koşun cemliydi. Müslümanlar Fars'ı mağlup kıladı. Ana şunda ey Suraka. Seni kulinge Kisra'nın bile üzüleri takıladı. Seni asrinde buladı. Resulullah'ın ibadası hayatta hakikat görüldü. Resulullah özünün Rabbisinin Al-Kadir ekenliği imanı kamil. Şunun için işine de düşkünlükle düşmüydü. Şunun için buradalar hazır hükümde dünyanın garbı şarkını kalediyen bu siz. Bizi dinimiz, Müslümanlar, İslamımız herkıl tuhumat, buhtanlar gibi şirap durdu. Garbını Şarkını ammavi akhbarat vasıtalarını kılayken işi yakarasız dinimizge iç kanaka alakası bulmagen terörünü, kanhurliğini, İslam'da umman koranengen bazı işlerini İslam'dan ekenliğini tuhumat kılıp, buhtan kılıp hemen işantırmakçı buluşadı.
Ha, ümmet hozir mana shunday bir xor holatda birodarlar. Ammo sodiq mu'min, sodiq iymon egasi Alloh taoloning nusratiga ishonadi. Chunki innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh har bitta narsaga qodir. Albatta Alloh taolo o'zini nusratini beradi mu'minlarga. Mu'min bandalarni yordamsiz tashab qo'ymaydi. Mu'minlarni aziz qiladi, aniq ishoning. Faqat mu'minlar Allohning shu nusratini olishlikka loyiq bo'lish kerak. Alloh taolo albatta nusratini beradi, faqat unga loyiq bo'lish kerak. Iymonida sobit bo'lish kerak, amallarda sobit bo'lishligi kerak, o'lchov tushunchalarida to'g'ri bo'lishligi kerak. G'arbdan sharqdan kelgan tasavvurlar bilan tushunchalardan yashamaslik kerak. Alloh taolo aytadi astagfirullah, "Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'laun in kuntum mu'minin." Kufrga qarshi kurashda sulashmanglar. G'amgin bo'lmanglar. Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsanglar, sizlar oliy bo'lasizlar, sizlar ustun bo'lasizlar. Bizning iymonimiz komil. Alloh qodir mu'minlarni aziz mukarram qilishlikka. Avval aziz mukarram qilganidek. Faqat bu xalq, bu ummat, bu musulmonlar Allohning nusratiga loyiq bo'lishlari kerak. Shuning uchun birodarlar, biz aniq ishonamiz. Al-Qodir bo'lgan Robbimiz bu koinotda bo'layotgan har bitta narsadan xabardor. Alloh bo'layotgan narsalarni bilmayaptimikin, bexabarmikin deb o'ylashlik iymonga teskari tushuncha. Astagfirullah, va ma tasqutu min varaqatin illa ya'lamuha. Qancha daraxt bor yer yuzida? Qancha bo'lgan va qancha bo'ladi daraxtlar? Va qancha barglar bor? Ana shu barglardan birontasi yerga uzilib tushmaydi, magar Alloh biladi. Alloh hamma yoqda bilib turibdi. Alloh o'zini dushmanlarini g'olib qilishlikka qodir emasmikan deb o'ylash birodarlar iymonga teskari tushuncha. Chunki innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh hamma narsaga qodir bo'lgan zot. Yer yuzida bo'layotgan ishlarga Allohning parvosi yo'qmikan degan tushunchada bo'lishan birodarlar iymonga teskari tushuncha. Chunki astagfirullah va huwa allazi fis samai ilahun va fil ardi ilah va huval hakimul alim. U Alloh osmonda ham iloh, yerda ham iloh bo'lgan zot. U hikmat egasi va biluvchi bo'lgan zot. Musulmonlarning dushmanlari Alloh xohlamagan ishni ham qila olishadi deb o'ylashligan birodarlar iymonga teskari shuncha. Musulmonlarni xor qilishyaptimi? Xor qilishyapti. Alloh bilmayaptimi? Alloh bilyapti. Nimaga tek qo'yapti? Musulmonlar shunga loyiq bo'lib qoldi. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Kofir bo'lgan kimsalar ustun keldik deb hisoblashmasin. Ular hargiz ojiz qila olmaydilar. Ya'ni Alloh taolo albatta jazolarni beradi ularni. Biz mu'min sifatida birodarlar, Alloh taolo hamma narsani bilib turadi. Har narsaga qodir. Yer yuzida bo'layotgan ishlarga Alloh beparvo emas. Allohni iznisiz dinimizni dushmanlari o'rnidan qimirlamasligi, ular Allohni qabzasidan qochib qutula olishlikka qodir emasligiga iymon keltirishimiz kerak. Nima bo'layotgan bo'lsa Alloh xohlagani uchun bo'lyapti. Bilinki, mana shu musulmonlarning ustida hozirgi kundagi bo'layotgan mana shu ishlarda bir ulug' hikmat bor. Musulmonlar uchun foyda bor. Lekin bu hikmatni, bu foydani siz bilan bizning ko'zimiz ilg'olmaydi. Chunki Alloh taoloning ne'matlari bor, zohiriy va botiniy. Ko'rinib turgan ne'matlari bor va ko'rinmayotgan ne'matlari bor. Va asbaga alaykum ni'amahu zohiratan va botinan. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy ne'matlarni komil qilib bergan ko'rmaysizlarmi? Biz Alloh taoloning Al-Qodir ismi haqida dars qilyapmiz. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsaga qodir bo'lgan zot. Mana shu e'tiqodingiz mustahkam bo'ladigan bo'lsa, qalbingizda xotirjamlik bo'ladi. Allohning yordamiga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi. Al-Qodir ismini Qur'on va sunnatda vorid bo'lishligi. Bu ism, Al-Qodir ismi Qur'onda ham zikri bor, hadisda ham. Astagfirullah, yakhluqu ma yasha'u va huval alimul qodir. U o'zi xohlagan narsani yaratur. U bilimdon va qudratlidir. Mana Qur'onda yana bitta bir misol, astagfirullah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha va tanzilul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qodir. Ayting, ey mulki davlat egasi bo'lgan Allohim,
sen istagan kishinga mulk ato qilursan. İstagan kishingdan bu mulkni tortib olursan. İstagan kishingni aziz qilursan, istagan kishingni xor qilursan, bor yaxshilik yolg'iz sening qo'lingdadir. Albatta sen barcha narsaga qodirsan. 30-ta o'rinda birodarlar innalloh ala kulli shay'in qodir jumlasi keladi. Albatta Alloh har narsaga qodir bo'lgan zot. Mana siz bilan biz har kuni namozdan keyin o'qiydigan kalima-i tavhid. La ilaha illalloh vahdahu la sharika la lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Yagona Allohdan o'zga iloh yo'q. Uning sherigi yo'q. Mulk unga xosdir. Hamd unga xosdir. U har narsaga qodirdir. Allohumma la maniya lima a'toyta. Parvardigor sen bergan narsani to'sib qoladigan yo'q. Vala mutiya lima manata. Sen man qilgan narsani beradigan yo'q. Ya'ni sen berishni xohlasang hech kim to'sib qola olmaydi, keladi. Agar sen berishni xohlamasang hech kim bera olmaydi. Vala yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Huzuringda boylik egasiga boyligi foyda bermaydi. Alloh sizni boyitib qo'yishni xohladimi? Butun dunyo qarshi tursin, Alloh sizni boy qilib qo'yishga qodir. Astagfirullah. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahma fala mumsika la va ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Alloh odamlar uchun ne bir rahmat, marhamatni ochib qo'ysa, bas uni ushlab to'sib qolguchi bo'lmas. Va nimani ushlab qolsa, bas uzoq ushlab qolgandan keyin u narsani bandalarga bironta yuborguchi bo'lmas. Agar Alloh siz bilan bo'lsa, kim sizga zarar yetkaza oladi? Agar Alloh sizga qarshi bo'lsa-chi, kim sizga foyda keltira oladi? Shuning uchun aytishimiz kerakki, Parvardigor seni topgan banda nimani yo'qotibdi? Seni yo'qotgan banda nimani topibdi? Qudrat, qadar va qodir kalimalari. Mana qodir so'zi qaysi so'zdan chiqarib olingan, ishtiqoq qilingan? Taqdir so'zidanmi, qudrat so'zidanmi? Mana masdari bir, masdari bir. Taqdir, qadar so'zidan chiqarilganmi al-qodir? Yoki qudrat so'zidanmi? Ikkita odam bor. Ilmli odam, jur'atli odam. Ilmli kishini ishi, tadbiri, rejasi puxta bo'ladi. Chunki nima bor unda? İlim ma'rifat bor. Jur'atli odamda ilm ma'rifat bo'lmaganligi uchun uni ishini, tadbiri ilmli odamning ishini tadbirdaqa bo'lmaydi. Oliy darajadagi ilmi bor odamki maqsadiga yeta olmaydi. Nima uchun? Tadbiri zo'r, jur'ati yo'q. Endi jur'atli odam, jur'ati bor, lekin tadbiri yo'q. Kamchilikda shijoatli kishi bir ishni qilish kerak, ammo ilmsizligi sababli qanday yo'l tutishni bilmaydi. Ilmi bor, jur'ati yo'q. Jur'ati bor, ilmi yo'q. Savol. Qadrlagan odamingizni doim yaxshi ko'rasizmi? Siz qadrlaydigan bitta odam bor, doim yaxshi ko'rasizmi? Ikkinchi savol. Yaxshi ko'rgan odamingizni doim qadrlaysizmi? Yaxshi ko'rdi degani albatta qadrladi degani emas. Qadrladi degani albatta yaxshi ko'rdi degani emas. Yaxshi ko'rgan odamingizni doim qadrlaysizmi? Qadrlagan odamingizni doim yaxshi ko'rasizmi? Gohida bir odamni qadrlaydi, ammo yaxshi ko'rmaydi. Yoki yaxshi ko'radi, ammo qadrlamaydi. Misol bilan tushuntiramiz. Ota-ona farzand uchun muhabbatni eng oliy martabasida turadi. Ammo bu ota-ona savodsiz. Farzand olimlik maqomiga yetgan. Ota-onasini yaxshi ko'radi, lekin ilm maydonida qadrlamaydi. Tushunali bo'ldimi? Yaxshi ko'radi, ammo qadrlamaydi. Chunki ota-ona savodsiz. Yaxshi ko'radi, ammo ilm maydonida qadrlamaydi. Yana ikkinchisi. Ilmli odam bor, oliy darajadagi professor, akademik, ilmida tengsiz, uni qadrlaysiz, ammo xulqi, fe'l-atvori chataqligi uchun yomon ko'rasiz. Yaxshi ko'rib turib qadrlamadi, qadrlab turib yaxshi ko'rmadi. Bir tabib bor, fe'l-atvori yomon, axloqi chataq, og'zi shalaq,
Fahşta tümme yapırada. Ama özünün işini tensiz mütehassı. Onu kadirleysiz. Tabipliğine. Lekin şahsiyat sıfatı da yaş görmüyorsunuz. Ama Allah subhanahu wa ta'ala'nı al-kadir bugün zatını kança kadirleysiz şünce yaş görürsünüz. Kança yaş görürsünüz şünce kadirleysiz. Tebarek ismi Rabbike zil celali vel ikram. Büyüklük ve kerem sahibi bulgen Parvardigarınızın namı barakatli mübarekdir. Allah'ını büyüklüğü için ulguleysen, ikramı için yaş görürsen, Al-Kadir Allah Ta'ala'nın güzel isimleri de. Kança kadırlasın, şunça yaşayan görürsen. Şimdi kalayım da, kança adamda kadırlayımız atrafımızı yürgen ve kançasını yaş görürüz. Allah Al-Kadir bugün zat. Kadir sözü takdir sözü alingan. Yani çeksiz ilim egesi. Yani kadir sözü kudret sözü alingan. Demek küç kudret egesi. Kadir degen söz hem kudret sözü alingan hem takdir sözü alingan. Allah Ta'ala'nın ilmi bilen kançalar hatırcan bulsak kudreti bilen hem şunçalar hatırcan bulamız. Onun kudreti bilen kançalar hatırcan bulsak ilmi bilen hem şunçalar hatırcan bulamız. Demek Allah Ta'ala'nın Al-Kadir ismi takdir sözden ham, kudret sözden ham olingan. Allah subhanahu wa ta'ala'nın Al-Kadir ismi insan bilen onun ümrü devamında daim birge boladı. Allah'ın kazası var, Allah'ın kaderi var. Allah'ın kazası degeni bu Allah'ın ilmi degeni. Allah'ın kaderi degeni ölçavı degeni. Allah hemen seni bilip durup ölçavı bilen yaratken zor. Mana şu insanda kibir sodir bo'lishini Alloh taolo bildi ve ana şu kibirdan qutulishi uchun bir muolajani tayyorlab qo'ydi. Boshiga bir musibat tushadi-da bu yerga kibir qilgan odamni. Xorlangandan keyin alamga kiradi-da ustiga kelgan şu musibatning sababi kibir ekanligini tushunadi-da tavba qiladi. Demek Alloh taolo har narsaga qodir zot. Bilishga ham qodir, tarbiyalab qo'yishga ham qodir bo'lgan zot. Agar siz birodar Allah bilan birge bo'lib lazzat topayotgan bo'lsangiz, demek siz omonlikdasiz, rohatdasiz, xotirjamlikdasiz. Bilib qo'yinglar, insonning qalbi taskin topishi, qalbi osoyishta bo'lishi, qalbi xotirjam bo'lishi bitta narsaga bog'liq. Bu taskin, bu xotirjamlik, bu sakinat, xotirjamlik Allohning zikriga bog'liq birodarlar. Robbimiz subhanahu va taolo aytayapti: "Ala Bizikrillahi tatmainnul qulub." Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilangina orom olur. Bu nima degani? Insonda qalbi boshqa narsalar bilan ham orom oladi. Masalan, katta pul topsa orom oladi. Bir mansab ketsa orom oladi. Bir muammosdan chiqsa orom oladi. Giyohvand moddalardan nima qilsa, iste'mol qilsa orom oladi. Lekin haqiqiy orommi bu? Bu u orom deb o'ylayotgan narsalar oqibati qanaqa bo'ladi? Qarang, mansabga o'tirib qalbingiz orom oladi, mansabdan tushirishi vardı. Orom yo'q. Giyohat moddani tomiridan haydadi, bir soat, yarim soat orom oldi, keyin u azob. Siz bilan bizni yo'qdan bor qilgan Parvardigorimiz aytayapti: "Ey bandalar, sizlarni qalbinglar faqat meni zikr qilish bilan orom oladi", deyapti. Zikr bilasizmi qalb uchun nimaga o'xshaydi? Tuvaydagi gulizga suv qanchalar zarur? Su quysiz ko'karib o'sadi. Su quymasiz qurib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la. Allohni zikr qilgan odamning qalbi tirik turadi. Robbisini zikr qilgan odam bilan Robbisini zikr qilmagan odamning misoli dedilar Rasululloh. Tirik odam bilan o'lik odamga o'xshaydi. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohni zikri bilan orom oladi. Alloh azza va jalla qalbingizga taskin beradi agar zikrda bo'lsangiz, Allohni eslasangiz, zikrda bo'lsangiz. Bu qalbni tamomiy sakinatda bo'lishligi faqat mu'min bandalarga beriladigan Allohning xos ne'mati. Chunki birodarlar qarangda, Alloh taolo sog'ligini ham, zakovatni ham, molni ham, quvvatni ham, chiroyini ham hammaga beraveryapti. Kofirga ham, mu'minga ham beryapti. Ammo sakinat, xotirjamlikni Alloh taolo mu'min bo'lgan do'stlariga beradi. Ölçü bilan ato qiladi. Demek omonlik, xotirjamlik faqatgina mu'minlarga beriladigan xos ne'mat ekan.
Agar bilsangiz, dedi Alloh taolo, aytingchi, qaysi guruh qo'rqmay, xotirjam bo'lishga haqliroq? Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm bilan aralashtirmagan zotlar, ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va ana o'shalar hidoyat topguchidirlar. Sen banda zaifsan, Alloh qodir. Sen faqirsan, Alloh boy. Sen bilmaysan, Alloh biladi. Sen qayerda bo'lma, Alloh sen bilan birga. Alloh taoloningchi birodalar, bandalar bilan birga ekanligida shubha qilmaylik. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Qayerda bo'lmaysizlar, Alloh sizlar bilan birga. Endi mana shu Allohning birga bo'lishi ikki xil bo'ladi. Umumiy birgalik va xos birgalik. Umumiy birgalik nima? Mu'min bo'lsin, kofir bo'lsin, Alloh u bilan birga. Uni kuzatish bilan, nazorat qilish bilan, ko'rib turishi bilan. Xos birgalik bu mu'minlar bilan bo'ladigan birgalik. Va annalloha ma'al mu'minin. Alloh sen bilan birga nimasi bilan? Kuzatib turish bilan ham sen bilan birga. Endi qo'llashi, saqlashi, tavfiq berishi va yaxshi ko'rishi bilan birga. Inson zaif. Alloh al-Qodir bo'lgan, har narsaga qudrat yetadigan qodir bo'lgan zot. Odam bolasi zaif. Va xuliqal insanu zaifa. Inson zaif bo'lib yaratildi. Inson zaif. Allohga muhtoj bo'lishlik insonning sha'ni. Allohning sha'ni esa unga muhtoj bo'lgan bandani quvvatli qilish. Siz o'zingizni Alloh subhanahu va taologa, Al-Qodir bo'lgan Robbingizga muhtoj deb bilsangiz, Alloh sizga quvvat beradi. Inson zaif qilib yaratildi va bu uning foydasi uchun bo'ldi. Agar zaif bo'lmasdan quvvatli bo'lganida o'zini quvvatiga suyanib turib halokatga uchrashligi muqarrar edi. Ammo zaif qilib yaratildi. Va mana shu zaif bo'lishligi uni saodat topishiga sabab bo'ladi. Astaydu billah. Innal insana xuliqa halu'a. Iza massahu sharru jazua va iza massahu al-khayru manu'a illa al-musallin. Bizi zaifligimiz, bizi ojizligimiz Rabbimiz subhanahu va taolo aytibdi bu haqida. Darhaqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachon unga yomonlik yetib qolsa, o'ta besabrlik qilguvchidir. Qachon unga yaxshilik yetsa, o'ta man qiluvchidir, baxildir. Halu degani insonning jazavasining qattig'i. Qattiq jazavaga tushadi inson. Qizg'anchiq bo'ladi inson. Lekin mana shu inson Allohga muhtoj bo'lsa, Alloh bilan quvvatlanadi. Agar o'zini Al-Qodir bo'lgan Allohga muhtoj deb bilsa, boy bo'ladi, olim bo'ladi. Muhammad alayhisalom Allohga muhtoj bo'lgan edik. Qaraylarda, mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Al-Qodir bo'lgan Robbisiga muhtoj bo'ldi, Alloh bu bandani aziz mukarram qildi. Alam nashroh laka sadrak va vada'na anka vizrak allazi anqada dahrak va rafa'na laka zikrak. Biz Allohga qanchalar muhtojligimizni izhor qilarkanmiz, zaifligimizni tan olarkanmiz, Alloh shunchalar bizni qo'llaydi, shunchalar quvvatlaydi. Agar men o'zim, ilmim, quvvatim, tajribam desangiz, Alloh o'zingizni holingizga tashab qo'yadi o'zingizni. Unda xor bo'lasiz. Ey Muhammad alayhisalom, biz sizning qalbingizni keng munavvar qilib qo'ymadikmi? Va biz sizdan yelkangizni ezib turgan og'ir yukingizni olib qo'ydik. Va biz sizni zikringizni baland qilib qo'ydik. Qaytaramiz, ko'p qaytaramiz shu qoidani. Inson qanchalar Allohga o'zini muhtoj deb his qilsa, Alloh shunchalar qo'llaydi. Shunchalar unga quvvat beradi. Shunchalar bu odam kuchli bo'ladi. Ammo o'zini behojat sezsa, Alloh taolo bu bandani o'zini holiga tashab qo'yadi. Islom tarixida bo'lgan ulug' ikkita g'azo. Badr g'azoti va Hunayn g'azoti. Har kuni mana shu ikkala g'azotdan olinadigan darsga muhtojmiz. Badr kunida musulmonlar ozchilik edi. Quraysh qo'shini bir necha barobar musulmonlardan ko'p edi. Lekin Alloh taologa bu sahobalar muhtojligini, zaifligini, ojizligini izhor qilishdi, Alloh ularni qo'lladi. Astadu billah. Va laqad nasarakumullohu bi badrin va antum azilla. Axir Alloh Badr kunida kuchsiz bo'lsangiz-da sizlarni g'olib qildi-ku.
Qaytaryapmiz qoidamizni. Qanchalar o'zingizni Allohga muhtoj deb bilsangiz, muhtojligingizni izhor qilsangiz, Alloh sizni shunchalar qo'llaydi. 300 ta sahoba birodarlar 1000 ta odamni yengib qo'ydi. Hunayn kunida nima bo'ldi? Hunayn kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 10 ming qo'shin bilan Makkani fath qilgan edilar, yana 2 ming kishi qo'shilib Hunaynga 12 ming qo'shin bilan chiqdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Havozin qabilasiga qarshi jang qilgan. Havozinning qo'shini 20 ming, musulmonlar 12 ming. Birinchi marta musulmonlarning adadi mana shunday bir katta sanoqqa yetdi. Hatto Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu lan nuglab min qilla ya Rasululloh devordi. Qo'shin adadi katta, 10 ming kishi kelgan Makkaga, 2 ming kishi qo'shildi. Mana endi adadimiz katta, endi yengilmaymiz deb nimaga suyanib qo'yishdi? Qo'shinning sanog'iga. Allohga muhtojligidan ko'ra qo'shinga suyanishligi nima bo'ldi? Ko'zga ko'rinib. Hatto Abu Bakr Siddiq va Rasululloh bugun yengilmaymiz. Agar yengilsak ham qo'shinning ozligi sababli yengilmaymiz. Boshqa sabab bilan mag'lub bo'lishimiz mumkin, lekin qo'shinning adadi katta deb turib sanoqqa suyanib qo'ydi. Akaxoningiz bor Tevada, problemingizni hal qilib beradi. Ukaxoningiz bor, ush problemani hal qiladi. Oshnangiz bor, bitta zvonoq siz bitkizib beradi. Qayoqdan bilasan ey? Aytyapmiz, har kuni muhtojimiz mana shu darsga. Student bo'lganlar bor. Student bo'lib bir tinga maydasida yurgan kunlari bo'lgan. İkita pırashkanı köprü ayıp koysa, dadası bergen pul yetmeydi, uyga peşkom keçişkere boyan, külları boyan, külekkenler, student boyanlar. Endi öşü, kembegalçilik, yokçilik, ne körgen student, keyin işle boyup gitti. Karin, nazı inerse. Öz yüzü topam ikinsiz, öşüle de kotardı karin. Endi boyup gittiyse, kol yüzü bir 5-600 bin dolu pul yüzü var. Endi siz anca uverinliysiz. Çünkü ne mez var? 200 bin pulga küydiz. Sıkılasız. 300 bin turup da ucu sıkılı yapsın 200 binge. Şimdi studentli patiyiz esleyin de 50 son pul bir aradı, 20 son barıp gelişke 30 son abetkeydi. Şu ülpatizge yerip koyduyuz pıraşkege. Tavakkal indi dedi ki Huda Paşa. Üç payetteki tavakkülüz Allah'a geydi. Huda bir adet de gidiptir, uyetteki tavakkülüz Huda'a geydi. Endi keyin nimaga bo'lib qolyapti tavakkul? Suyanish nimaga bo'lib qolyapti? O'shuning uchun musulmon odam Allohga suyanib, Allohga ozligini bilar ekan, hamma puliga bankrot bo'lib kuyib ketsa ham insult olmaydi. Infarkt bo'lmaydi. Nima deydi? Alloh beruvdi, Alloh oldi. Alloh berganda sinagan edi, olganda ham sinadi. Bergani berib sinaganida alhamdulillah deb rozi bo'ldim. Mana endi olib qo'yib sinayapti, yana nima deyman? Ey Xudo, qas qilgan gunohim uchun demaydi-da bu. Hunayn kuni haqida Alloh taolay aytayapti: "Vaqad a'jabatkum kasratukum." O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. E'tibor beringlar. 314 ta sahoba Badrda 1000 ta mushrikni mag'lub qildi. Endi 12 ming musulmon 20 mingga mag'lub bo'lib qoldi. Hunaynda o'zlarining sanog'iga, adadiga suyanib qolishdi. Shuning uchun doim o'zimizni ojizligimizni, zaifligimizni, Allohga muhtojligimizni izhor qilib turishimiz kerak. Ishonmayman pulingizga, ishonmayman akaxoningizga, ishonmayman to'plab qo'ygan bir qanday sepdagi mol-mulkingizga. Alloh bir kunda yo'q qilib qo'yadi. Astaydu billah. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله sizlarni ko'p o'rinlarda g'olib qildi. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Ammo u sanog'ilarning katta ekanligi sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi. Va sizlarga keng yer torlik qilib qoldi. So'ngra yuz o'girgan holingizda chekindingiz. Ikkita dars. Badr kunida Allohga muhtojligini, o'zini ojizligini tan olib sahobalar iltijo qilishdi, Alloh qo'lladi ularni. Endi Hunayn kunida o'zlarining sanog'iga suyanib qolishdi, Alloh taolo o'zini holiga tashab qo'ydi.
Çünkü birader, her gün muhtaç olasın bana şu ders ki. Allah desin, Allah desin, muhtaçlığını korksın, zayıflığını tanısın, Allah senin işini özünü koruyu aladı. Senin nusrat beradı, kolluydu, saklıydı. Eğer men desin, tecrübem desin, ailem, uruğum, cemaatim desin, Allah'tan başka bir suyanıp kaladığın bilsin, Allah seni özünü haline taşıp koyadı. Biz acizmiz, biz zayıfmiz. Allah ise Al-Qadir bo'lgan zot. Asarlarda keltiriladi. Ajoyib narsani o'qib beraman hozir. Alloh deyapsiz, Alloh deyapsiz, lekin ichingizda niyat qanaqa ekanligini o'zingiz bilasiz. Odamlar bilmaydi. Kim biladi ichingizdagi narsani? Asarlarda keltiriladi. Avhallohu ila Davuda. Alloh taolo Davud alayhisalomga vahiy qildi. Va izzati ma min abdin ya'tasimu bi duna xalqi a'rifu zalika min niyyatihi. Fatakiduhu as-samawati wal-ard biman fiha illa ja'altu lahu min bayni zalika makhraja. Asarlarda keltiriladi, Alloh taolo Davud alayhisalomga dedi: Azizligimga qasamki, qaysi bir banda mahluqotlar bilan emas, men bilan panohlansa, men buni niyatidan bilib olaman. Osmonlar va yer ahli unga qarshi hiyla qilsa, u uchun men o'shalarning orasidan mahrojni chiqib ketadigan yo'lni beraman. Mahluqotlarga emas, menga ishansin, menga suyansin, osmon va yer va uning ichidagi hamma unga yomonlik qilaman deb tursa, shu yomonligidan chiqib ketadigan yo'lni men beraman. Uni men bilan panohlanayotganligini niyatidan bilaman, deyapti. Va ma min abdin ya'tasimu bi makhluqin duni a'rifu zalika min niyatihi illa qata'tu asbab as-sama'i bayna yadayhi va asaqtu al-hawa tahta qadamayhi. Endi qaysi bir banda men bilan emas, mahluqotlar bilan panohlansa, men buni niyatidan bilib olaman. Osmon sabablarini undan olib qo'yaman hamda uning oyoqlari ostidagi yerni titratib qo'yaman, dedi. Siz Allohdan panoh tilayapsizmi yoki boshqalardanmi? Siz Allohga ishonib turib o'zingizni quvvatli his qilyapsizmi yoki boshqalarga ishonib turibmi? Buni kim biladi? O'zingiz bilasiz. Robbingiz biladi. Allohga muhtoj bo'lish, birodarlar, bandaning qadr qiymatini ko'taradi. Allohga muhtoj bo'l, seni ishingni o'zini qo'liga oladi. Seni ishingni yuksaltiradi. O'zini nusratini beradi, aziz qiladi. Men degin, o'zingni holinga tashab qo'yadi. Biz, mana siz bilan biz, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam oldida kimmiz? Hech kim emasmiz. Sahobalarning oldida kimmiz? Hech kim emasmiz. Payg'ambarimiz aytganlar, innalloha ixtaroni va ixtaroli ashabi. Alloh meni tanlab oldi, dedilar Rasululloh. Va men uchun sahobalarimni tanlab berdi. Rasululloh va sahobalar tanlab olingan odamlar. Mana shunday zotni, Muhammad alayhisalomni, eng yaxshi insonlar bo'lgan sahobalarning ichida bo'lishligi ham behojat qilmadi. Muhammad alayhisalom ularning ichida turgan bo'lsa ham xato keluvdi, jazoni olishdi. Xatoga yo'l qo'lib, Allohga suyanmasdan sanog'iga suyanudi, ichida Muhammad alayhisalom turgan bo'lsa ham mag'lubiyat keldi. Musibat keldi. Shuning uchun birodarlar, siz kim bo'lmang, kimi bolasi bo'lmang, qanaqa sifatingiz, martabangiz bo'lmasin, Muhammad alayhisalom oldida hech kim emassiz. Sahobalar rizvonullohi alayhim oldida hech kim emassiz. Ammo Allohda o'ziga suyanadigan bo'lsangiz, birodar, Alloh sizni quvvatlaydi. Shunday odamlarni ham Alloh tashab qo'ydi o'ziga. Bandaning zaifligi uni Allohga iqbol qilishiga sabab bo'ladi. Uni ostonasiga bosh urishligi turtki bo'ladi. Boyligingiz, quvvatingiz, ilmingiz katta bo'lishi nimaga bog'liq? Boy bo'lishingiz, quvvatli bo'lishingiz, ilmli bo'lishingiz nimaga bog'liq bo'ladi? Allohga muhtojligingizga bog'liq bo'ladi. Qanchalar muhtoj bo'lsangiz Allohga, shuni bilsangiz va izhor qilsangiz, shuncha boy bo'lasiz, shuncha quvvatli bo'lasiz, shuncha ilmli bo'lasiz.
açık, anık, ravşan kılıp ayet koşumuz gereği bugün nasıl şu ki? Eğer Allah bir benden yakışık görse, onun kadrını adamlar arasında balant kıp koyadı. Mahlukatlarının kalbi de onge nisbeten muhabbetini cahilip koyadı. Eğer bir adam şal bulup kalsa, mumun anıq işan adı. Allah onu sağlantı koyuşu kadır. Eğer bir adam zayıf olsa, düşmanlarda güçlü, kuvvetli bulup dururken bulsa hem, eğer Allah haklasa, düşmanlardan bunu kalıp koyuşu hem kadır. Allah hem nasıl ya kadır bugün, el-kadir bugün zat. Estağfirullah. Kal ashabu Musa, inna le mudrakun. Musa aleyhisselam'ın ashabları, Mısır'dan çıkanları da, Firavun arkadan kelayotganligini qo'shini bilan ko'rishdi. Musoning ashablari albatta biz tutildik, biz halok bo'ldik, yetib kelishdi dedi. Musa alayhisalom nima dedi? Qola kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan birga menga yo'l ko'rsatadi. Aytdi-ku, Allohga qancha muhtoj bo'lsangiz, chiqib ketadigan yo'lni chiqarib qo'yadi. Asarda keltirildi. Banda men bilan panohlansa boshqalar bilan emas. Men uni niyatidan bilaman. Mendan panoh so'raydigan bo'lsa, 7 qavat osmon, yer, shularning orasidagi hamma unga yomonlik qilaman desa ham chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatib qo'yaman dedi. Mana Musa alayhisalomni qana qilib Alloh qutqardi. Asoyi bilan dengizni urdi, urdi, dengiz yoraldi, chiqib ketdi. Musa alayhisalom yoki Bani Isroil mana shunday bir farajni, yechimni bo'lishini o'ylaganmidi? Tasavvur qilganmidi? Allohning va'dasi haq, birodarlar. Yunus alayhissalom baliqni qorniga tushib qoldi. Baliqni qornida dengizni tubida turibdi. Nima bor uni uzotni bu yerdan qutqaradigan? Qimillamaydi yotibdi baliqni qornida. Chiqib ketgani bironta bir yo'l bormi? Yer yuzidagi hamma odamlar yig'ilib uni qutqarib qola oladimi? Havo yo'q bo'lsa 2 minutda o'ladi odam. Lekin Alloh taolo qutqarishni xoladi. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Yunus alayhisalomga Alloh taolo ilhomni berdi. Dengizni tubida turgan jonivorlarning aytadigan tasbehini eshittirib qo'ydi, quloqidan pardani olib qo'ydi. Ya'ni ey Yunus, tasbeh ayt chiqib ketasan deb Alloh o'zi yo'l ko'rsatdi. Qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q. Magar o'zing bordirsan, ey pok parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qiluvchilardan bo'lib qoldim deb nido qildi. Alloh qutqardimi? Ishonaveringlar birodarlar, Alloh uchun mumkin bo'lmagan narsa yo'q. Alloh har narsaga qodir bo'lgan zot. Agar siz Allohga haqiqatan ojiz ekanligingizni izhor qilib Allohga yolvorsangiz, sizni muammoga kirgizib, sizni boshingizni qotirib turgan odam shu muammoni o'zi yechadi. Alloh har narsaga qodir. Ko'rmaysizmi Alloh taoloni? Mana shu Fir'avnning halok bo'lishiga sabab bo'ladigan Musa alayhisalomni Fir'avnning qasrida balog'at ketishigini, ulg'ayishigini xohladi. Tushunyapsizmi nima degani bu? Vaholanki tushida Fir'avn ko'rdi, Bani Isroildan bir bola tug'ilib, uni halokatiga sabab bo'lar ekan. Shu halokatni o'zidan daf qilish uchun Bani Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il chaqaloqni so'ydirdi. Aytayapti, 7 qavat osmon ichidagi hammasi makr qilsa ham, agar Alloh taologa o'zini zaifligini izhor qilsa, chiqib ketadigan yo'lni ko'rsataman, deyapti. O'zini halokatiga sabab bo'ladigan Musoni Alloh taolo Fir'avnning qasrida ulg'ayishini xohladi. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Fastajabna lehu ve neccaynahu minel gham ve kezalike nuncil mu'minin. Bas biz onun duasını mustajab kıldık ve onu gham guskadan kutkardık. Biz mu'minlerge mana şunneyi najat veriyoruz. Yeni kareyler. Yunus aleyhisselam tasbih etti. Allah'a muhtaçlığını ishar kıptı. Çıkıp getirdi. Bu bir madde bo'lib tugadi. Endi bundan keyin hayotga aloqasi yo'q qissami? Yo'q. Alloh azza va jallaning aziz kitobi tarixga aylanib qolmaydi, akalar. Mana shu qissani Alloh taolo hayotda ishlaydigan qonunga aylantirib qo'ydi. Qiyomatga shu qonun, shu sistema ishlaydi. O'zi nima sababdan baliqning qorniga kirdi Yunus alayhissalom? O'zini qilgan xatosi tufayli.
Çünkü ne problemi kese başımız ki? Malımız ki küydü gibi, salamatçılık gibi kettim, ailemizden bir tart yapmaz mı? Öke bir, bizge musibet geldi mi? Avalan var bilin, imanınız kamil olsun. Siz öziz kıyan iş tüfeğiyle geldi bu. Baliz beterbiye buldu, topyanızda bereke yok, yüzde bir halavat yok. Öziz kıyan iş tüfeğiyle geldi, şunu yakışıkla bilu alayım. Şimdi çıkıp yetişti yolu, Allah Ta'ala'nın özgüye yalvarıştık, Allah'a muhtaçlık izi sakılıştık. Ve kezalike nuncil mu'minin diyebdi Allah. Biz mu'minlerge bana şimdi necat veremiz dedi. Allah'ın rahmetinden namid buluş, ümitsizlik, düşkünlükke düşüp kalış, bu Müslüman adamge doğru kemediyen sıfatlar. Ha, Müslümanların hazır gündeyi buradalar ahvalı ağır. İş çatak. Müslümanlar hali harap. Müslümanlar özlü mazlum bopturgen halde zalim degen ayıplar yelkesiye koyuluyordu. Ölekken Müslüman, konakken Müslüman, talantarışı bulakken Müslüman, yani ayıplarım kim? Müslüman bopturuptu. Buradalar, biz imanımız kamil. Bana şu hazır har bopturgen, hali naçar bopturgen ümmeti Muhammed yani Allah aziz kıpışke kadir. Allah her nesege kadir bugün zat. Fakat bu ümmet ana şu azizlik sebeplerini kayım kıladı. Aziz buluşuki sebep işlerini kıladı. Allah'a muhtaçlığı sor kıladı. Allah aziz kıladı bu ümmetini. Kuttu ümmetini evvelen Allah da Allah aziz kıyan edik. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Düşkünlükü düşmeyler, süskeşmeyler, mahzun bulmayler, sizler âliyseler de Rabbimiz ayet ya. Biz âliyimiz. Şart, eğer mumun bulsaylar. Demek, mumunluğunun şartlarını hamasa toplamayıp şekildeydi bizde. Biz aziz, ümmet buluşlukke layık işlerini kımayıp şekildeydi, çünkü bu harb olup biz hazır. Allah Ta'ala'nın kudretinin yanında onun ilmi duradı. Cerrah, bemarını, cesedini yarıp, kesip, muhalaca kılış gerek. İnsanlı cesedi mürekkeplerse, bir de nerfi var, bir de asab talası var, bir de payı var. Cerrah bunu biledi. Uzak yıllar devamında örgengen insan tanesinin tüzülüşünü. Ana şu işini kılıçdaki kadir. Karin, hem kadir, hem biledi. Demek, kudretinin şartlardan bittesi ilmeken buradalar. Allah Ta'ala'nın ilmi, Allah Ta'ala'nın kudretinin bir kısmı. Kudret pala partisi buluşu mümkün. Eğer onge ilim koşulsa şu kudretke, şunda bu onge kudret buladı. Yani, operasyonu stolge atkızıp koyup, kanını yarıp koyuş, cüda köpçülü adamı koladan keladı. Kadır şunge, kanını yarıp koyuşa kadır. Ama muhalaca kılıçdaki ilmi var mı? Kadırsız yakin ilmiz yok. Yine Allah Azze ve Celle neyse, hem kudreti var, hem ilmi var. İmanı var adam, buradalar, nefsi keserliki düşer bu miydi? İman bilen, turgan adamda düşkünlük, ümitsizlik, ruhi hastalığı birgi bu miydi? Bu keserlikler, nimalar? Düşkünlük, ümitsizlik, ruhi hastalık, bunlar bende Allah'dan uzağa bopkagende payda buladığın keserlikler. Düşkünlükke, ruhi hastalıkke, naumidlikke Allah'tan uzağa boyun adam düşerdi. Mumun ise anıq biladı. Hemme iş kimi kolada? Yakşiligem, yamanligem kimi kolada? Aziz kıladiyen, har kıladiyen kim? Boy kıladiyen, kembeğal kıladiyen kim? İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Mana şu imanı mumunlu düşkünlükke düştüden saklaydı. Ümitsizlikten tosadı. Ruhi kasalliklarni to'sib turadi. Hamma ish kimning qo'lida? Qaranglarda Alloh subhanahu va taolo ya'ni biror bir ish buyuraysa, men mananı qilishim kerak, anaqa desa ketaver, men qilib qo'yaman deydi. Nima problem bor? Mana qanaqa, men butkizib qo'yman, ketaver deydi. Sizga ish buyurayotgan odam muammoingizni hal qilib qo'yib turib ish buyursa, ishni bemalol qilasiz. Tushuntira oladimmi? Kömürde taşıp koyuşum kereye dese, ketor men taşıp koyamam deydi. İş büyüyekken taraf, sizi muammoyuzu halkı koyup durup iş büyüyorsa, şu işte bacarışız o son buladı. Brother, Allah seni ibadet kılışke büyüyüşten avval, seni hatırcam kıp koydu. Avval hatırcam bol, arkasından ibadet kıl.
Ve ileyhi yurca'ul amru kulluhu ve abuduhu ve tevekkel aleyh. Osmanlar ve yer fakat Allah'ınki. Hamma iş Allah'ını özüge kaytarladı. Bas onge ibadet kıl, onu özüge suyan. İbadetten nima tosu yaptı adamlarına? Bola, çaka, tırık, çilik. Şunu da adamlar ibadet kılma yaptı, şunu da Kur'an okuma yaptı, şunu da ilim meclisine bağırma yaptı, şunu da tasbih tahlil etme yaptı mı? Allah ayeti yaptı. Ben de hemen nasıl benim kolumda? Havatır ama ibadet kıl, tevekkül kıl. Benim kolumda hemen yok diye yaptı. Çünkü Rabbimiz bizi hatırcam kıp koyup durup kendi ibadet gibi yaptı. Karın, hemen iş Allah Teala'nın kolu da, hemen iş onu özüye kaytarladı, ondan kehanet yaptı. Onki ibadet kıl, onu özüye suyan. Kim etkeni buladı? Benzin neşbul oldu? Yine neşbul buladı? Biz ne dediğimiz? Ne dediğimiz biz? 200 bosa, öşün gereşi Allah pul veredi, öşü maşine yürüdü. Üyü bilen toydu rızkını kim beradı? Neme yonu kadiyimiz? Başkasını kim beradı? Neme ki şu üyü bilen rızkı pulunu Allah berişi ki anı işan çiz var. Çünkü kısa müddette kattandır bir keldi bir narsa üyü bitip gitti. Kısa müddette yok o da raşıttı. Yok ki kündü belgeler koyduyuz toydu. Pul yok. Kısa müddette pul keledi bop gitti. Şu ette siz iman iş kamıl da üyü bilen toydu rızkını Allah beradı. Yani kısa müddette bu genlik için siz Allah'dan ki genlikini böyle yapsınız. Başkasını kim beradı? Biz o şey işen almayakkenlikimizde, Allah'ki suyanı almayakkenlikimizde, imanımızı zayıflığı da, hemme iş Allah'ın kolu da ekenliği de, imanımızın kuvvetsizliği de. Hemme iş kimi kuvvetliğe kaytadı? Ey birader, seni ibadet kılışke büyürüşten avval, Rabbin seni hatırcam kıpoydu. Avval hatırcam bul, onun arkasından ibadet kıl. Özüge ibadet kılışlıkke, büyürüşten avval kalbimizi hatırcan buluşuyken kokladı. Ben de hatırcan bul ki ibadet kıl. Çünkü insan hatırcan bulmasa ibadet kıla olmuyordu. Estağfirullah. Ve ileyhi yurca'ul amru kulluhu fe'buduhu ve tevekkel aleyh. Hemme iş Osmanlılar ve yerdeki hemme iş Allah'ınki. Hemme narsa Allah'ın özüge kaytarıladı. Bas onge ibadet kılın ve özüge suyanın. Halen de ibadet bulan suyanıştı keyin ayeti yaptı. Aval şu val bende. Osmandaki yerdeki hemme iş Allah'ınki. Hemme iş Allah'ınki kaytadı. Hemme nasıl Allah'ın kolu da. Keyin ibadetini kıldı yaptı. Demek buradalar tevhid insanın, müminin kalbini hatırcamlıkke, asayiştelikke tolduradı. Kaçan sizi kalbiniz hatırcam bularken? İmanınız kamil bu kendine, bana şunlar sana. Kime etkeni buladı? Ha, benzin 2 som arzanla kaptı mı? Ha, 2 som arzanla kaldı, kursan bul yaptı. 2 som kımmetle kendine sıkılıyordu. Birader, arzanla ise kursan bulma, Allah'a da hakşı. Kımmetle ise hep ama, bir yam Allah'a da hakşı. 200 som bulsayam, öşü 200 somlik benzin gereşe pulda Allah'a beredi senge. Düzeyim mi? Birinci Allah'dan kurasamız bugün şu. Hemme iş Allah'ın kolu da, hemme iş Allah Teala'ya kaytadı, sen ibadetini kıl. Çünkü Allah Teala bizning cesetlerimizge, suratlarımızge karamiydi. Kalbimizge karaydı, amalimizge karaydı. Kalbimizge, amalimizge karaydı. Kalp hatırcam olsa ibadet hatırcam kılasız. Tevhid ayetleri insanın kalbine hatırcamlikini tolduradı. Allah al-Kadir bo'lgan, her narsaga qodir bo'lgan zot. Sen esa nimasan banda zaifsan. U seni hamma dushmanlaringdan quvvatli, koinotdagi hamma narsadan kuchli. U osmonlar va yerni yaratgan zot. Hamma ish uning qo'lida. Mana shu osmon bilan yerni ishi ham uning qo'lida. Qarang. Astagfirullah. Ala lahul xalqu wal amr. Ogoh bo'lingiz kim? Yaratış ve büyürüş fakat on ikidir. Değil mi de gene? Adam balası samoliyot yasadı. Yasadı da sattı. Şimdi samoliyot başka buralarda kolu da. Satı vagenler o samoliyotla haklagen tamamını göçerdi, haklagen işini kıladı. Satken adamın koludan çıktı.
yasaçlık, yasaçını işi buldu. Lakin ondan keyingi samolyotni işi sotib olganlarning qo'lida bo'ldi. Shunaqa da to'g'rimi? Nima deymiz? Temirchi bir boltani yasaydi, sotdi. Endi uni yaqidagi ishi boltani temirchining qo'lida emas. Xohlasa o'tin chopadi, xohlasa borib turib devol yuradi boltani. Ammo Alloh taoloning yaratishi shunaqa emas. Yaratgan ham o'zi uni ishlari ham o'zini qo'lida. Nimani yaratgan bo'lsa, ularning hammasini ishi Alloh taoloning qo'lida. Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil. Alloh barcha narsaning yaratuvchisidir va u barcha narsaning ustida homiy vakildir. Ya'ni yaratib qo'ydimi? Ya'ni idorasi ham o'zining qo'lida. Sizga umrni berdimi? Siz umringiz ham Allohning qo'lida. Sizga aql, quvvatni, boylikni, mansabni berdimi? Shu ham o'zining qo'lida. Sizga berdi, lekin idorasi o'zini qo'lida. Shuning uchun sizni qo'rquvga solishi mumkin bo'lgan nimaki bo'lsa, hammasi Allohning qo'lida. Bir to'p yirtqich hayvonlar yuribdi, qorni och, yegan ovqat istab yurishibdi. Ularni ko'rdingiz. Ularni yaratgan quvvatli, hakim, odil va rahimli bo'lgan zotning qo'lida. Sizni aloqangiz kim bilan bo'ladi? Yirtqich hayvonlar bilanmi yoki ularni yaratgan zot bilanmi? Ha, u paytda hamma Alloh deydi, bilasizmi? Qarasa hech narsa yo'q, bir daraxt ham yo'q chiqib olay desa, bir tog' ham yo'q chiqib olay desa, shunda nima deydi? U oxirida aytadi-da u. Mo'minning farqi har doim Alloh deydi. Mashinasiga chiqib o'tirib olganda bo'ldi endi meniki, sher tiya olmaydi demaydi. Mashinasiga chiqib olganda ham nima deydi? Alloh deydi. Astagfirullah, inni tawakkaltu ala Alloh. Rabbi va robbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Men faqat mening ham sizlarning ham parvardigoringiz bo'lgan Allohga suyandim. O'rmalagan narsa borki, barchasi u zotning qo'l ostidadir. Parvardigorim shak shubhasiz to'g'ri yo'ldadir. Inson Allohni yakkalagan paytida qalbiga omonlik, xotirjamlik, umid, xursandchilik to'ladi. Chunki kimning qo'lida ekan hamma ish? Allohning qo'lida ekan. Shuning uchun aytamizki, ey banda, Robbing seni qalbingni xotirjamlikka to'ldirib qo'yib turib, keyin ibodat qil deb buyurdi. Ibodating to'g'ri bo'ladi qachon? Qachon ibodating to'g'ri bo'ladi? Qalbing xotirjam bo'lgan paytda. Chunki aytdik, osmonlar va yer uning orasidagi hamma narsa Allohniki va ularning hammasini ish Allohning qo'liga qaytadi. Unga ibodat qilinglar, unga suyaninglar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Har namozda domlalarimiz o'qishadi. Namozdan keyin. Nima degani bu? Allohdan o'zga iloh yo'q. Yolg'iz uning o'zi bor. Uning sherigi yo'q. Mulk unikidir, hamd unikidir va u har narsaga qodirdir. Shuning uchun aytamizki, Parvardigor, sen bermoqchi bo'lsang, uni to'sib qoladigan hech kim yo'q. Agar sen to'sib qo'yadigan bo'lsang, uni beradigan yo'q. Sen bir bandaga bir narsani ato qilmoqchi bo'lsang, kim to'sib qola oladi? Agar bir bandadan bir narsani man qilib qo'ymoqchi bo'lsang, kim uni bera oladi? Mana shu tavhid bo'ladi, birodarlar. Alloh taolo aytadi Qur'onda, astagfirullah. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika la. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Alloh odamlar uchun ne bir rahmat, marhamatni ochib qo'ysa, bas uni ushlab to'sib qolguvchi bo'lmas. Va neni ushlab qolsa, bas u zot ushlab qolganidan so'ng narsalarni bandalarga biron yuboruvchi bo'lmas. Alloh berishni xolasa hech kim to'sib qola olmaydi. Alloh olib qo'yishni xolasa ham hech kim to'sib qola olmaydi. Chunki Alloh har narsaga qodir bo'lgan zot. Allohumma la mani lima a'toyta va la muti lima manata va la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Mana duoni o'qiymiz namozdan keyin. Allohim, sen berganni to'suvchi yo'q. Sen to'sganni beruvchi yo'q. Huzuringda boylik egasiga boyligi foyda bermaydi. Shuning uchun pulimizga ishonmaylik, aql zakovatimizga ishonmaylik, hunarimizga ishonmaylik,
Çünkü bu narsalar eğer Allah yollamasa bizge asqatmaydı. Hazır ben bir savallı veremem. Üstap göreyim özüzden. Bir doktorsuz, ustasız, damlasız, hulas bir sahana egesiz. Bir sahada mütexessiz bulup durup, şu sahada kelteye payan günüz boyan. Yani bir maşina puruş ki, 30 yıldan beri maşina alıp satadı. Şunu karaptır, maşinanı rengen kıp koyardı, körüp koyardı. Bu ulan geneken, bu motoru pişkeneken, dedi de, ay ötedi, gün ötedi, yıl ötedi, bir gün özü yiyip kaladı. Boyan mı? Dökeninde, türgende, bura manasını alıp koyayım deyip, apkese ama, deydi, damla, şahitliğe. Neme geldiyse, eğer bu gırram bosa, seni patsla vakı mahşub olsa, dökenin, cayın, tayin buladı, sen gelip gelip satadı. Hiççem ama gün, deydi. Ay ötüp, yıl ötüp, iki de pensiyoner adam, Çağla Kampur, kötarıp geldi, karıp geldi, iki tane sana. Pensiyemiz gibi verdim onu, alıp koyayım balam, deydi. Dese bu damla özü ayeti yaptı, ama adı yaptı. Yani pensiyonerliği hali yerde köyünün yumuşatı yaptı da aylık gibi bir dedi. Bu bolgan vakı ya. Ama ki olay desem azı pulumam yok iken dese hudada hakşını karayın. Yana da aşın askeri ben aşın edip de pulumam verip koyardı. Hali gene oladı bir haftadan keyin oğullan gene bop çıkardı çıkıp kereyle taşkilatla da açıyor verip düşerdi. Yine hali domla aytadı. Karaya dedi. Şunca kaytarıp şunca aytıp döptür özüm düştüm ha dedi. Şuna kadar hadisi gidiş boyan mısınızlar? Özünüzü sahizde, hemen akıl örgü tutturur, özünüzü yiyip koyansınız bizi tılda etken de. Ben bir hadiste okuyanımdan ki hemen nasıl onu götüştü. Kareyim. İnna Allah'a idâ ahabba infâzı amrin salaba kulla zî lubbin lubbahu. Elbette Allah, eğer bir işini yüze geç kardeşini haklasa, her bir akıl egesinin aklını op koyadı. Öşü lahzada. Özünüz aittiz. Ama buna kamaşına dediniz, özü zavallıyız. Karab, üzümem, şümepe kana kılıp, yiyip kaldım bir yerde deyiz. Çünkü kimi kolu deyken, hemen yok. Et yapıyorsunuz, siz aklıyız, ilmiyiz, tecrübeyiz, tanış bilişleriyiz, polis sizge askat mıydı? Eğer Allah haklamayan bulsa. Özünün hayatı da çünkü o şekilde halat geçişkenler külü yaptı. Yiyip koyan size, Kara, şunca ayeti özüm kıptan şu işte, Subhanallah dedi. Ha demeyin Allah şunu hala yeniken şunu deyip oluşuna. Kimge suyanı elik? Allah bilen kılınadığı muamelada, braderler, akıl zakavatke suyan mesleği gerek. Çünkü bu nasalar fayda vermeydi. Allah bilen buluyken muamelada mı ki suyan iş gerek? İstikametke, doğru yolda buluşke, çırali amelge, Allah'a muhtaç ekenlik izi sar kılışke, Allah'a muhabbetli buluşge muhtaçsız. Allah'a tevekkül kılışge muhtaçsız. Akıl zakavat izgemez. Ha, akıl zakavat sebep. Her sefer kılıyken işinizi kıldınız, bir hasıl bulmadı. Her sefer kılıyken de kıldınız, avukatta aç düşün diye damladınız. Lekin bu sefer bulmadı. Kimi kolu deyken? Çünkü braderler, Allah'a kançalar muhtaç ekenliğimizi bilsek, ıskar kısak ve buna sen Allah da Allah'a dua kılıp yalvarıp dursak, Allah çünkü kulluydu. Özünüzü kançalar Allah'tan bir hacat bulsanız, özünüzü halizge özünüzü taşıp koyadı. Çünkü Allah da Allah her nesege, el-kadir bu genzat. Eğer adamlar, akıllı adamlar, akıllarına herden artık suyanıp kaladıyan bulsa, avvalgiler hem keyingiler hem kirmegen, müşküleler gekirip kaladı. İstedi billah, اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ kafir bo'lgan ve özgelerine ham Allah yoludan tosken kimselerinin amellerini Allah zayi kılır. Karayın da bana Allah'dan yüz ögürgen halklarda karasız, ilim fanda, teknolojiyada, rivojlanışıda hammadan aldı da. Lekin akılları ki aşıkça suyanıştı, Allah ki suyanışı mı oldu? Allah da Allah olanı kan da yadaştırıp koydu. Aile kuruşmaya koydu. Erkeği ayağını fark koymadı. Erkek erkekke ayol ayol gene kohlanadigan bo'ldi. Bu holanki ahmoq emas bular. Bular Allohga sig'inishdi, Allohga muhtojligini izhor qilishdi, to'xtatib qo'yishdi. Hamma narsani o'zimiz qilamiz deyshdi. Al-Qodir bo'lgan Robbisini esdan chiqardi, Alloh bularni yo'q bo'lishga hukm mahkum qildi. 50 yil bordir, 60 yil bordir qirilib tugadi bu xalqlar.
Çünkü aile degen mukaddes, dargohni yok kıldı bular. Bola vaqı nima qilaman? Menga muammo deb turib, aqllariga ishonishdi. Nima bo'ldi? Tugash arafasida bo'lar. Ha, biz asrimizda yashayotganlar ko'rasizlar inshaalloh. Biz ko'rmasak bizdan kichkinalar ko'rar. Chunki shundaylar o'zi sanoqni qarasangiz, shu musulmonlarning ko'payotganligi, yuzlagan cherkovlar, ishlamay turgan cherkovlar masjidlarga aylantirayotganligini o'zlari aytishyapti. Biz Allohga suyanaylik birodarlar. Ha, aql kerak. İlim gerek, tecrübe gerek, mehnat gerek. Lekin bunlar sebep. Bir tabip, malum bir sahada güçlü bir mütehassıs. Mesela aşkozun içi keserlileri bu içi değilik. Peki öpke keserlileri bu içi mütehassıs, tengsiz. Nema sebepten bana şu keserlige çalınışlığını biladı. Kaysi sebeplerden ihtiyat buluş gereğini biladı. Ve özünü aynı bana şu keserlige çalınması iyi iş anadı. Nazarda hamma yo'di biladi da. Hamma ehtiyot chorani qiladi. Allohning taqdiri aynan shu kasallik o'zi bilan ketadi. Chunki kimga suyanmadi bu? Al-Qodir bo'lgan Robbisiga suyanmadi, o'zining aqliga, tajribasiga suyandi. Tauhidga teskari yo'l tutdi. Ta'assuf, Alloh subhanahu va taolo mana shu tabibni aynan u o'zi mutaxassis bo'lgan kasal bilan dunyodan ketishligini iroda qildi. Shu kasal bilan ketdi. Kuch quvvatini cho'qqisida bo'lgan polvon o'zini kuchiga ishandi. Tauhidga teskari yo'l tutdi. Ammo haqiqiy quvvat egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo ana shu polvonni aynan shu polvonlik maydonda mag'lub bo'lishini xohladi. Bir zaif ish keldi, ko'tarib yerga chopib qo'ydi. Tauhid birodarlar dinimizdagi eng muhim narsa. Va ma ta'allamatil abidu afzalu min at-tauhid. Bandalar tauhiddan ko'ra yaxshiroq narsani o'rganmagan. İnsan bolası kılışı mümkün, örgenişi mümkün bugün en afzalı nasıl tavhid? Bende kılışı mümkün bugün amelin en afzalı ihlas. İhlas ve tavhid. Parvardigar, sen bergenle tosu uçu yok, sen toskenle bir uçu yok, huzurunda baylik egesine baylik fayda vermez. İlmi var, ilmi fayda vermez. Mansabı var, mansabı fayda vermez. Hiç nasıl fayda vermeydi, eğer Allah haklamasa. Birodar, seni aqling Allohning irodasidan saqlab qola olmaydi. Yuqori malakang saqlab qola olmaydi. Jamoating seni saqlab qola olmaydi Allohdan. Puxta o'ylab qilingan reja, planing seni Allohdan saqlay olmaydi. Inson bir narsani maqsad qiladida, shu maqsadga olib boradigan rejani tuzadi. Hamma tomonini o'ylaydi. Issig'ini, sovug'ini, ustani kemay qolishini, svetni o'chib qolishini, apparati buzilib qolishligini, hamma sabablarini qilib reja planni tuzadi. Lekin maqsadiga yeta olmaydi. Bilib qo'yinglar birodarlar. Bizni ko'zlagan maqsadimizga olib boradigan 100% ishlaydigan sababni o'zi yo'q. Sizni ko'zlagan maqsadingizga aniq olib boradigan 100% kafolat beradigan sababni o'zi yo'q. 100%lik sabab nima? 100% işleyen sebep ne mi? Allah'ın hoşu. Allah haladı mı? 7 kavat osmon ve onun arası değil. Yer üstündeki hamması sizge karşılık kısın. Hamması karşılık kısın. Eğer Allah haladı mı? 100% buladı. Bana şu tavhid buladı burada. Bir beti topçuluşuz gerek Kur'an'da. 100 metremez, 300 metre tekrarladıyız. Uklamadıyız. 300 demet bir adıyan halat kekeldiyiz. Şimdi damlanın aldığı kelesi de anık topşaraman deyiziz. İnşallah demeyiziz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bu oldu tohtadiyiz. Çünkü kim halamadı onu? Kim halamadı? Allah halamadı. Ve şunun için bir koyular. Bizi kolumuzda Allah da Allah. Kendi hayriyetli işlerini kılıyken bulsa, bizi kolumuz bulan kıldırıyken bulsa, ayet edelim ki Allah'ın fazlı değilik. Men alima minkum anni zu kudratin ala mağfirati zunub gafartu lehu ve la ubali ma lam yushrik bi. Hadis kudisi de Allah dolayı yaptı. Sizlerden kim men günahlarının mağfirat kılışke kadri ekemini bilgen bulsa onu günahını keçirdim. Paro akıl miyman. Madame ki şirk yeltirmegen bulsa bu oldu.
kim meni günahlarını mağfiret kılışke kadir eken bir gün bilse, şirk keltirmegen bosayla, men o günahlarını keçirdim de bayt Allah Ta'ala. Bradarlar, ilim bu asıl. Asıl narsa bu ilim. Allah Ta'ala'nın hemme isimleri, sıfatları, güzel ve âli ekenliğini siz bilen biz bilişimiz gereği buladı. Çünkü ayetemiz ki, Parvardigar, seni kazayınki iman keltirgenmiz, senden kazayını, kaytarışını soramayımız, belki kazayında bizge lütuf göstereceğini soruyemiz. Allah Azze ve Celle, dualarımızı icabat buluşunu haklıydı. Şunun için bizge dua kılışımızı büyürgen. Siz Allah'a dua kılıçlığınızı özü bilen kulluğunuzu tan aldınız. Allah'a dua kılıçlığınızı özü bilen Allah'ın eşit duruşu ekenliğini tan aldınız. Siz Allah'a dua kılıçlığınızı bilen özünüzü, aciz Allah'ın kadir ekenliğini tan aldınız. Allah'a dua kılıçlığınızı özü bilen siz fakir Allah'ın boy ekenliğini tan aldınız. Siz dua kılıçlığınızı bilen özünüzü bende kul Allah'ın ise Rab ekenliğini tan aldınız. Buradalar dua bu ibadet. Dua ibadet buradalar. Ad-dua huval ibadet degenler Resulullah. Başka hadisleri de ad-dua muhul ibadet. Dua ibadetin mağzı degenler. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla dua'ukum. Allah Ta'ala Kur'an'da aytadı. Eğer dua iltica kımasaylar parvardigarım sizlerge parva kılmaz de bayitin ey Muhammed Aleyhisselam deydi. En güçlü insan buluşunu isteysen mi? Allah'a tevekkül kıl. En boy adam buluşunu isteysen mi? Kolindeki nesege işan genden köre Allah'ın vaadesi köprak işan. Adamlarına en hürmetliyse buluşunu isteysen mi? Allah'tan korku. Allah da Allah özünü müstakim bendesine nazar saladı. Onun müstakimliğini biledi. Ve onun tevfikini bitip koyadı. Allah kezzab, yalgancı bugün bendege kareydi. Onun kezzabliğini biledi ve onun ilacını, davanı, musibetini bitip koyadı. Kulasa kılab ayta diyen bu sey braderler, Allah da Allah hemen seni biledi, her nesige kadir ve bana şu kazayı kader. Her bir insanını takdirige onge münasib bol gene seni bitip koyadı. Tabip bemarın aldıge keldi. Kan basımı kötülüp getirdi. Keseli varakçasını okup gördü. Keseli varakçasını okuyan payıda bu adam hakkında malumat gibi oldu. Şimdi kanaka muamele kılıç gereğini biledi. Şimdi Allah Ta'ala bandasını yaratken payıda bilerdi ki kimliğini, nimeliğini. Onge bergen muallacaslarım şun gereşe buladı. Allah Ta'ala siz bilen bizi öz yaratken kimliğimizi yakşı biledi. Özünü ilmi bilen, hikmeti, kudreti bilen üstümüzde bana şu gününü bitti. Şu gün üstümüzde yazılıptı mı? Demek şu gün bizge yakşı razı buluşumuz gerek. Razı bol degen içe günüden. Yakşı razı gününü sorma degenemez. Razı bolu şikayet kımasliği degen. Yakşı razı gününü sorayın. Üç gün alıp boradığın sebeplerini kayın kılın. Karzizi kötarışını, derdizi yok kılışını sorayın. Hareket kılın. Özüge bağlı hemen sebep kılın. Şundan ki ne mi olsa razı bolin. Çünkü şu gününü Allah Ta'ala sizge takdir kıldı. Çünkü işaniş buradalar tevhid değil adı. Benden işi fakir buluş, aciz buluş, zayıf buluş. Zayıf insan eğer Allah'a ikbal kısa, Allah onu kuvvetli kıladı. Fakir insan eğer Allah'a ikbal kılsa, Allah onu beyhacat kıladı. Eğer ilimsiz, cahil insan Allah'a ikbal kılsa, Allah ona ilim verip koyadı. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Demek Allah Ta'ala'nın Al-Qadir ismi bendelerge başka isimlerden göre yakarağı bulgen isim. Çünkü bende zayıf. Onun imana şu zayıflığı onu dindar buluşluk geçerli. Hatta butki sığınadigan, adaşken taifelerini özleri tokuvalgen dinleri de türüçlüğüge hem zayıflığı sebep baladı. İnsan zayıf, Allah Ta'ala Al-Qadir bugün zat.
Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmat. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.